Seni kırın olduğunu nasıl fark ettiniz? Yani ne zaman fark ettin? Ben 1,5 sene kırık gezdim. Aslında kırık olduğumun farkında değildim. Sadece böyle voleybol dersinden falan çıkınca ağrım oluyordu Peki bu kırık düşmeyle mi oldu? İlk oluş tarzı eldivenimde. Evet, düşmeyle miydi? düşmeyle oldu. Kayak yaparken düşmüştüm. Fakat çok küçük bir kemik olduğu için röntgende gözükmüyordu kırık olduğu. Yani ağrım olduğunda röntgen çektirmiştim. Bir şey çıkmayınca ben de hani bir şey yok diye üstüne düşmedim fazla. Skafoid kırıkları genellikle ilk gün tanınmıyor. Sonrasında yavaş yavaş gelişmeyle ancak tanınır hale geliyor. Sonra sen nasıl teşhis ettirdin? 1,5 sene falan geçti. Ağrılarım hiç geçmiyordu. Sürekli krem veriyorlardı. Kullanıyordum ama bir değişiklik olmadığını fark ettim. Yani bu sefer MR çektirdim. MR'da gözüktü skafoid kırığı olduğu. Daha sonra çeşitli hastanelerle görüştüm. Önce buraya gelmedim hocam. Yani bilmiyordum burayı. Ve hani hiç iyi bir şey söylemediler. %60 iyileşme oranım var dediler. Başka bir hastaneye gittim. Boydan boya açarak yapacağız. Hani beden eğitimi öğretmenliği ya da polislik düşünüyorsan kesinlikle yani bırak. Masa başı bir iş şimdiden kendine bakmaya başla dediler. Baya böyle korkuttular beni. Hani hiç iyileşmeyecek gibi düşündüm artık. O psikolojideydim. Sonra biraz araştırdım hocam internetten. Burayı buldum ve sizin hani kapalı yöntem ameliyatı yaptığınızı gördüm. Senin Hastalarınızdan birine ulaştım. aslında kırığın özelliği çok küçük bir parçaydı, değil mi? Yani hani Evet. uçta çok küçük bir parça vardı. Böyle tutturacak gibi bir kemik de yoktu aslına bakarsan. Hani ana dertlerden bir tanesi o. O yüzden yani normal klasik yöntemlerle tedavi edilmesi çok zor bir kırıktı senin kırığın. Sonra sen YouTube'dan izledim, bir hastaya Bir mı hastaya ulaştım nasıl yorumlarda. ulaştın? Yorumlarda işte size çok teşekkür ediyorlar. Operasyonun başarılı geçtiğini vesaire yazmıştı. Ona ulaştım. Onunla konuştum. Bayağı böyle rahatlattı beni hani. Onda da yine el bileğinde problem varmış. Kapalı yöntemle ameliyat olmuşsunuz. Sonra buraya geldim direkt size muayene olmaya. Sonra dirseğimden kemik alıp onu elime nakledeceğinizi, sonra tellerle sabitleyip telleri de 6-7 ay sonra çıkaracağınızı söylemiştiniz. O şekilde ilerledik. Şimdi ya, ameliyatı koltuk altından Evet. uyuşturularak oldun. Uyanıktın, değil mi? Evet, uyanıktım. Yaklaşık 4 saat sürdü ve izledim komple ameliyatı. Peki ameliyatta ne yapıldığını gördün mü? Neler yapıldı? Evet. Sana anlattık da ameliyatta zaten. Evet. Neler yapıldı bir anlat istersen. Önce dirseğimden işte kemiği söktünüz. Daha sonra Ki aslında ameliyat dirseğinde yara var mı? Yok. Hiç yara Bez yok, değil mi? falan da yok, gösterebilirim. Hiç yara yok yani. Aynen. Hiçbir bez hali kalmadı. Sadece küçük bir şeyden girdik, delikçikten. Evet. Sonra Daha sonra o elimdeki parçalanan kemiği sanırım çıkarttım. içeriye bir Dirseğimden. kamerayla girdik. Sen zaten o kamera görüntülerini izledin zaten sonrasında. Evet. O kamerayla kemiğin kırığını gördük ve oradaki kırığı temizledik ilk önce, değil mi? Ve hocam çok küçük noktalardan hani girmişsiniz. Yani iz yok denecek kadar az, bayağı küçük. O izlerde zamanla yok olur diye düşünüyorum. İnşallah hiçbir şey kalmayacak, izi bile olmayacak. Evet, eski Sonra haline kavuştu gibi zaten. Esnekliği olsun, gücü olsun o kemiği vesaire. nasıl koyduğumuzu gördün peki? Yani hani o konuda bir fikrin var Yok, mı? oralarını tam olarak bakamadım. Aslında o kemiği de böyle kapalı yöntemle koyuyoruz, hiç açmadan. Yani yine o küçük deliklerden birinden. O yüzden hani oradaki kemiğin dolaşımını hiç bozmadığımız için kaynama da daha iyi oluyor. Dün senin tellerini çıkardık, değil mi? Kaç Evet ay hocam. sonra? 6-7 ay mı oldu Yedi ameliyat? ay oldu, evet. 7 ay oldu. Tellerin içerideydi. Biraz onunla beraber yaşadın aslında. Seni rahatsız etti mi Evet. biraz? Pek bir rahatsızlığım olmadı aslında hocam tellerden. Sadece hani baş parmağımın şurasında hafif bir belirginliği vardı. Belirginlik O gibi. kadar ama beni rahatsız edecek bir durum olmadı aslında. Yani kırın çok güzel kaynadı bir kere. Eski haline geldi. İnşallah bundan sonra hareketlerinde bir sıkıntı var mı? Yok hocam, hiçbir Peki sıkıntı yok. Hiç alçı gösterebilirim. ne kadar kaldı onu hatırlıyor musun? 6,5 ay kaldı Bir buçuk hocam. ay civarı alçın kaldı. Daha sonra fizik tedavi gördüm zaten. Tabi tellerle beraber fizik tedavi gördün. Evet. Şu anda hareketlerini bir daha göster istersen. Hiçbir Sıkıntı yok. dün ameliyat oldun ona rağmen Aynen. Gücü vesaire yerinde. hiçbir sıkıntı yok. Eski ağrın kalmadı herhalde. Yok hocam, hiçbir ağrım yok. Yani ameliyattan sonra da hiç ağrım olmadı zaten.
Bayağı başarılı geçti size. Çok Ya bu teşekkür ederim. kadar olumlu şey söyleyince insanlar biraz şey algılıyorlar. Aslında hani samimiyetsiz yaklaştığımızı, bunların realite olmadığını düşünüyorlar. Aslında hep güzel şeylerden bahsettik. Yani aslında bazen insanlar buna da inanamıyorlar. Yani çok kapalı yöntemlerle bu kadar iyi şeyler gerçekleştiğini. Sen de baştan bu kadar iyi olacağını düşünüyor muydun onu bilmiyorum. Veya bu kadar iyi sürecin geçeceğini. Şöyle söyleyeyim hocam, ben direkt buraya gelmediğim için yaklaşık 4-5 tane hastane gezdiğim için ve hiçbir yerde iyi bir şey duymadım hocam. Ta ki size gelene kadar yani bütün doktorların yanında ağladım hüngür hüngür ve hani yapacak bir şey yok. Bana şey bile dediler hocam, el bileğini donduracağız, sadece parmaklarını kullanacaksın. Masa başı iş, bak kendine. Direkt böyle söylediler yani. Buraya geldiğimde sadece siz söylediniz kapalı yöntemle ameliyat yapılacağını ve iyileşme oranının hani o kadar da kötü olmadığını, iyileşebileceğimi. Tek olumlu şey söyleyen sizdiniz hocam. Ben zaten YouTube'daki bütün videoları izledim buraya gelmeden. Hastalarımızla falan da konuştum ve hepsi iyi şeyler söyledi. Ben de diğer yerlerde olmaktansa burada olayım daha iyi gidiyor diye düşündüm. Ve kamerada yöntem yaptığımız için izde kalmadı. Ben polisliğe vesaire başvuracağım. 5 metre uzaktan bakınca izin belli olmaması gerekiyor. Şu Şimdi anda da senin çok şükür belli yakınından bakılsa bile izin belli olmayacak herhalde. olmadı. Yani dibine girseler bile şu anda göremezler sanırım. Evet hocam, iyi oldu. İnşallah, Elinize sağlık. inşallah her şey ömrüm hayatım boyunca yolunda gider. Bir daha Teşekkür ederim. ders sakatlık, hasar inşallah oluşmaz. Hayatım boyunca mutlu ol inşallah. Sen de çok iyi bir Sağ olun. insansın ben farkındayım. Teşekkür ederim. İnşallah her şey yolunda gider. Görüşürüz.